Oyun çocuklar için çok önemli diyoruz. Bu aslında bir motto oldu. Oyun hmm. önemli, oyun zamanı, kaliteli vakit işte oyun oynamalı çocuk dediğimiz oyun oynar. Biz bir de çok oyun oynayarak büyüdük sokakta dediğiniz gibi. gibi. Hani şimdiki çocuklar oyun oynamıyormuş gibi de geliyor bazı durumlarda. Peki oyun oynayarak çocuklara kazandırılabilecek beceriler neler? Yani aslında oyun bu kadar önemli dememizin sebebi sanıyorum zaten onu eğitmek. Aynen hayatı Hı -hı. öğretmek bir şekilde. Hı -hı. Hani en basitinde kazanmalı oyunlar bile olsa hani çok ailenin te telaşlandığı ve eğitimcinin telaşlandığı bir konu kaybederse evet. kaybetme olsun mu? Yarışmalı oyunlar olmasın. Hayır efendim olsun Hı -hı. oyunda. Ama kaybettiği zaman da kazanması kazandığı zaman da nasıl davranması gerektiğini bilsin aslında. Hı -hı. Hani siz ailece bir oyun oynuyorsunuz. Evde evin babası kazandı mesela Hı -hı. bu oyunu. Hı -hı. Tebrik edin. Evet, teşekkürler. Tebrik ederim. Bu sefer oldu. Biraz daha çalışacağım. Şuraya dikkat edersem galiba başaracağım. Bunu da duysun Hı -hı. çocuk. Hani evet kaybedebilirsin ama hatalarından ders çıkarabilirsin. Bunları yaşatmamız gerekli. Buna Ve... değinmişken bir şey ekleyeyim o zaman Tabii ki. Ee, araya gireyim. Bunu özellikle sormak istiyorum. Yani çocuklarla oyun oynarken bu yaş grubuna göre değişen bir şey mi diyerek önce başlayayım. Ee, şimdi Kaybettiği zaman üzülüyor tabii ki. Ama kaybetmek de hayatın bir gerçeği. Bunu nasıl bir dozu, dozu edebiliriz Aynen. ayarlayarak vermek lazım. Şöyle. Hani gerçeklikten koparmadan. Hı hı. Ama işte çok, hani, da incitmeden. çok da incitmeden kesinlikle. Her yaşın kabul edilebilir düzeyi farklı. Hani 3 yaş öncesinde çocuk bunu kabul etmez, haz odaklı. Hani hı hı. hep ben yapacağım, hep mutluluk arar. Ama ne zaman mantıksal evreye girmeye başlar çocuk? Bu üst beyin dediğimiz bu frontal lob devreye girer, hı hı. mantığını anlar. Hı hı. Onu bırakın çocuk sosyalleşmeye başladığı anda aslında görüyoruz. Hı hı. Hep aile ortamında büyüyen bir çocuk nasıl hep aferin başardın, aferin kazandın, evet. hep aferinleri kazanmaya odaklanıyor. Biz buna 4 yaş öncesi diyebiliriz aslında. Hı hı. Ama okula gitmeyi başlayan, sosyalleşen çocukta şunu görüyoruz. Aa ben evde özeldim, burada herkes özel. Herkes evet. kazanabiliyormuş. İşte bu evreye girdiği zaman çocuk öğrenmeye başlıyor aslında. Hı -hı. Kaybedebileceğini, bu sefer başkalarının kazanabileceğini. Ama ev ortamında büyüyen bir çocukta 3-4 yaşa kadar zaten deriz ki evet olabilir. Bir sıkıntı yok bunda. Kazanabilir Hı -hı. ama Yavaş yavaş oyunlarında siz de kazanmaya başlayın. Sizin de fikriniz olsun. Hı hı. Oyunla ilgili siz de bir yön veren bir çalışma yapın. Zaten çocuklar oyunlarında ilk zamanlarda sizi yönetirler. Sen böyle yap, sen şöyle be oyun sen böyle kurucu yap. kendisi. işte hani sen burada otur, ben sana şunu getireceğim. Sen şimdi bunu tut. Çocuklar kuruyor oyunu aslında. Kuruyor. Çünkü o idare ediyor ama hı hı. sizi dinlemiyordu Çünkü benim dediğim olacak dediği yer bir oyun. Evet. Çünkü öteki türlü ayakkabılarını giy, şunu yap, bunu yap. Hep biz yönerge veren kişiyiz. Ellerini evet. yıkadın mı? Onu yaptın mı? Çocuk oyunda yönerge veriyor bunda hı. da. Kendi istediğine, kendi özgür olduğu bir oyundur o da zaten evet. dediğimiz kısım bu. Hı hı. Ama dört yaşından sonra diyoruz ya yavaş yavaş oyunlarda görmeye başlıyor kaybetmeyi. Akranlarında görüyor, oyunlarında görüyor. Hı hı. Sıra beklemesi gerektiğini görüyor okula gidince. El Sabretmeyi yıkacak lava bir tane, Aynen, sebat gösterme becerisi hı hı. diyoruz. Bu zamanda öğrenmeye başlıyor. Farkına vara vara. Biz diyoruz da sokağa çıkardık oyunlarında görürdük hakikaten misket atardı biri kazanırdı kimi kaybederdi. Hani biz Tabii. oynamasak bile Ve mesela büyüklerimizi taklit ederdik yani işte bakardık o sıra bekliyor ya tamam biz de bekleyelim. Demek ki bu iş böyle yapılıyormuş şu. Farkındalık olurdu. Aynen aynen. Evet. Bunu yavaş yavaş öğretmemiz gerekiyor belki gözlemlemesi gerekiyor. Dikte ederek öğretemezsiniz yaşatarak öğretirsiniz. Yani kaybetmeyi de çok abartmadan yani kaybettin durumunu da belki çok vurgulamadan hı hı. hani ha, onu dikkat almadan ama işte bir dahakine daha iyi olabilirsin çünkü maalesef böyle şeyler gözlemliyorum da yani hı hı. E, dediğiniz gibi kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğunu kabul etmesi ve bunu öğrenmesi çok önemli hı hı. ama herhangi bir yarışmada bir turnuvada okulda işte bir oyunda e, ikinci olduğunda üçüncü olduğunda bazı çocuklarda şunu keşfediyorum ee, ama olsun ben yine de çok iyiydim değil mi işte? Değil mi? Süreci hani, ödüllendirmek gerekiyor aslında böyle aslında bir durumda. Süreci değil aslında süreci ödüllendirmek gerekiyor. Çünkü Hı -hı. orada önemli olan şey çok zaten gibi. 15 kişinin içerisinden örneğin ikinci olmak da bir başarı. Oraya seçilmiş olmak da bir başarı. Ona katılmış önemli olmak Önemli olan da katılmaktı bir değil mi? <laughs> Sadece böyle bu kadar kazandın kelimesi odaklı değil aynen değil. aynen ama dediğimiz gibi kaybettiği zaman da sadece peki ne yapsaydık olabilirdi? Nereden hani kendinde hani geliştirmen gerektiğini düşünüyorsun? Hı hı. Hani bak eskiden bunu da yapamıyordun. Şimdi kendini yaptın. Hani kendisini geçmişiyle kıyaslayın böyle bir durumda deriz. Bak eskiden yapamıyordun. Bak yürüyemiyordun. Şimdi hı hı. yürümeye başladın. Bisiklete de bineceksin. Bisiklete binemeyen bir çocuk için denilebilen bir şeydir mesela. Hı hı. Hani eskiden yapamadığın becerileri ama sonra nasıl yaptığın ama şimdi de önümüzdeki hedeflere bakalım dediğimiz durumları evet. çocuğa aslında öğretebiliriz. Çok önemli söylediğin şey kendisi ile kıyaslayarak, başkalarıyla kıyaslamadan. Kesinlikle. Çünkü yaşadı, biliyor o anları. Hı hı.